Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi 2. Mehmet devrinde fethedilememiştir? Arkadaşlar 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde bakalım. Bir numarada Kırım yer almakta ve Kırım Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmiştir. Dolayısıyla doğru olacak. 2 numarada ise zaten görüyorsunuz İstanbul var. İstanbul Fatih'i de 2. Mehmet'tir. 3 numarada yer alan bölge Mora Yarımadası'dır arkadaşlar. Mora Yarımadası'nın büyük bir kısmı da Fatih döneminde fethedilecek. 4 numarada ise Trabzon yer almaktadır yine Trabzon'da Fatih döneminde fethedilmiştir Ancak 5 numarada Rodos adası yer alıyor Rodos adası Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılıyor ancak alınamıyor Rodos adasını fethedecek olan kişi Kanuni Sultan Süleyman'dır Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır İkinci Mehmet döneminde yaşanan gelişmelerinden hangileri devletin gelirlerinin artmasına ortağım hazırlamıştır? İstanbul'un fethedilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bu kadar önemli bir bölgenin fethedilmesiyle birlikte elbette çok büyük ganimetler elde edilecek. Dolayısıyla birinci öncül doğru olmuş olur. Karadeniz'in Türk gölü haline getirilmesiyle birlikte de gümrük vergileri büyük oranda artacaktır. Dolayısıyla doğru olur. İpek yolu denetiminin Osmanlılara geçmesi ise önemli bir ticaret yolunun denetiminin Osmanlılara geçmesi demektir. Dolayısıyla bu durumda tabii ki devletin gelirlerini artıracaktır. Yine e, vergiler alınarak arkadaşlar bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethedilmesinin sonuçları arasında yer almaz? Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması tabii ki arkadaşlar Avrupa ve Anadolu arasındaki bir toprak bütünlüğünü sağlamış olacak Osmanlı Devleti. Dolayısıyla doğru. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığının artması elbette çünkü İstanbul önemli bir merkezdi. Oranın fethedilmesiyle birlikte İslam dünyasındaki saygınlığı artacaktır. Rumeli Hisarı'nın yapılması fethin sonuçları arasında yer almaz arkadaşlar. Çünkü Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinden önce Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek olan saldırıları engellemek amacıyla yapılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı olmaz. Osmanlıların İpek Yolu denetimi tabii ki güçlenecektir ve II. Mehmet Fatih unvanını elbette İstanbul'u fethetmesi sonucunda alacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet'in Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını engellemek için aldığı yerlerden biridir? Arkadaşlar Trabzon'da biliyorsunuz ki bir Rum İmparatorluğu vardı ve Trabzon Rum İmparatorluğu elbette Bizans İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla Trabzon Rum İmparatorluğu'nun asıl amacı Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı. Bu yüzden de II. Mehmet Trabzon'u fethederek bu durumu ortadan kaldırmak istemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İstanbul'un fethiyle doğu ticaret yollarının büyük ölçüde Osmanlı yönetimine geçmesi Avrupa'da aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır? Arkadaşlar İstanbul'un fethiyle birlikte önemli ticaret yolları Osmanlı'nın denetimine tamamıyla geçmiş olacak. Dolayısıyla bu durum elbette Avrupa'yı rahatsız edecek ve Avrupa'da yeni yerler ve yeni ticaret yolları keşfedebilmek amacıyla coğrafi keşiflere başvuracak, başlayacak diyebiliriz. Yani bu durum coğrafi keşiflerin başlamasına zemin hazı bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine İstanbul'da balyoz ünvanı bir elçi bulundurma hakkı tanınmıştır? Arkadaşlar 2. Mehmet döneminde balyoz ünvanıyla elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venedikliler olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İstanbul'un fethinin yukarıdaki sonuçlarından hangileri öncelikle dünya kültür tarihini etkilemiştir? Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Arkadaşlar bu dünya kültür tarihini etkileyecek bir durum değildir. Bu Osmanlı tarihini, Osmanlı toprak bütünlüğünü ilgilendiren bir durumdur. Yani dünyayı etkileyen bir durum olmadığından dolayı olmaz. Bizanslı bilim adamları İtalya'ya kaçmıştır ve bu bilim adamları arkadaşlar Rönesans'ı başlatacak. Dolayısıyla dünya kültür tarihini etkileyecekler topların surları yıkabileceği kanıtlanmıştır. Bu durumun sonucunda da feodalite ortadan kalkacak arkadaşlar ama bu durum kültür tarihiyle alakalı değil siyasi tarihle alakalı bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet'in İstanbul ve Kırım'ı Yavuz Sultan Selim'in ise Mısır'ı Osmanlı topraklarına katması ticaret yollarından hangilerinin Osmanlı egemenliği altına girmesine neden olmuştur? Arkadaşlar zaten İstanbul'un fethiyle birlikte özellikle İpek yolunun denetimi Osmanlı'ya geçmiş olacak dolayısıyla doğru. Baharat yolunun denetimi ise Mısır'ın fethiyle birlikte Osmanlı topraklarına katılacak. Aynı zamanda Kırım'la birlikte de yani aslında Karadeniz bölgesindeki fetihlerle birlikte arkadaşlar Kürk yolu... Onun da denetimi Osmanlı'nın eline geçmiş olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet döneminde İstanbul'da kurulan medrese aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Sahnı medreseleri İkinci Mehmet döneminde İstanbul'da kurulmuş olan medreselerdir. Nizamiye medreseleri Büyük Selçuklu Devleti döneminde Vezir Nizamül büyük tarafından kurulmuştur. Süleymaniye medresesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulmuştur. Yağbasan medresesi Danışmentler zamanında Semerkant ise Karahanlar zamanında kurulmuş olan medreselerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet'in uygulamalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Fethettiği yerlerde sancak sistemini uygulayarak doğrudan merkeze bağlaması, kardeş katlini yasallaştırması. Arkadaşlar fethedilen yerleri sancak sistemiyle birlikte doğrudan merkeze bağlamak tabii ki merkezi otoriteyi yani oradaki otoriteyi artıracak bir durumdur. E, kardeş katlini yasallaştırması ise şöyledir. Devletin bekası için kardeş katlinin yasal olabileceğinden bahsediyoruz bahsetmiştir. Yani buradaki amaç taht kavgalarını engellemek ve taht kavgaları sonucunda devletin yıkılma sürecine girmesine de engellemektir. Bu durumda yine merkezi otoriteyi artıracak bir durumdur. Dolayısıyla şıklara baktığımızda E şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. İkinci Mehmet döneminde yapılan bu fetihlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmiş, Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır. Arkadaşlar bunun en büyük amacı tabii ki Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaktır. Çünkü Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak için Anadolu'da tek bir devletin var olması gerekir. Dolayısıyla Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi ve Karamanoğullarından Konya ve Karaman'ın alınmasının en büyük amacı Anadolu'daki siyasi siyasi birliği sağlamak olacaktır. Burada belki C seçeneği ile aklınız karışabilir. Türk siyasi birliğini sağlamak için arkadaşlar Anadolu'daki sadece Türk devletlerini ortadan kaldırmak gerekir. Oradaki Türk siyasi birliğini sağlamak için yani tek bir Türk devleti varsa Türk siyasi birliği zaten sağlanır. Ancak burada bize Trabzon Rum İmparatorluğu'nun alındığından da bahsedilmiş. O yüzden biz Anadolu'daki bütün siyasi birliğin sağlanabileceğini çıkarmalıyız. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet döneminde şehirlerinden hangilerinin Osmanlı topraklarına katılması Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar Amasra, Kırım, ve Trabzon'un da Karadeniz'e kıyısı vardır. Yani üçünün de Karadeniz'e kıyısı olduğu için üçünün de Osmanlı topraklarına katılması Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesine tabii ki ortam hazırlayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 2. Mehmet Karadeniz'deki Ceneviz hakimiyetine son vermek için bu şehirlerden hangilerini fethetmiştir? Arkadaşlar Kefe Kırım'da bulunan bir bölgedir ve Ceneviz hakimiyetindedir. Ve Kefe'nin fethiyle birlikte tabii ki oradaki Ceneviz hakimiyetine son verilmiş ve bu durumda aslında Karadeniz'de etkin olan Ceneviz hakimiyetini e, ortadan kaldırmaya yöneliktir diyebiliriz. Amasra da aynı şekilde arkadaşlar yine Ceneviz hakimiyetindedir ve Osmanlı Devleti bu bölgeyi fethederek yine Karadeniz'deki Ceneviz hakimiyetine son vermek istemiştir. Ancak Trabzon'un bu durumla bir alakası yoktur. Ceneviz hakimiyetinde değil zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. İkinci Mehmet'in gelişmelerinden hangileri yürütme organını düzenlemeye yöneliktir? Arkadaşlar yürütme organının o dönemdeki karşılığı tabii ki divan olacak. Dolayısıyla divandaki düzenlemeler yürütme organını düzenlemeye yöneliktir. Veraset sisteminin düzenlenmesinin bu durumla bir alakası yok. Bu durum taht kavgalarını engellemeye yöneliktir. Divandaki üye sayısının artması yürütme organını düzenlemeye yöneliktir. Sadrazamın divan başkanlığına getirilmesi de yine yürütme organını düzenlemeye yöneliktir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.